Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz İsel Daş Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Daşdemir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun Nesrin Hanım. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ben İsmail Daşdemir. İzmir'de oturuyorum. 3 oğlum var. İsel Daş Prekast'ın kurucusuyum. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Bu sektöre ilgi nasıl başladı acaba? Bu sektörün zaten küçüklükten beri inşaatlardayız. İnşaatın her kademesinde çalıştık. Temelden çatısına kadar. Sonra dış cephe daha görsel ve daha mimari olduğu için benim ilgimi çekmeye başladı. Bu işe başlamadan önce bir 4 yıl montajcılığını yaptım. Yani çekirdekten yetişmeyim. Ne güzel. Sonra işte fabrikayı kurduk. İmalatına başladık. Yani şu anda hem imalat ve hem montaj olarak sektöre hizmet vermeye devam ediyoruz. Çok güzel. Verdiğiniz hizmetlerden, çalışma alanlarınızdan biraz daha detaylı bahseder misiniz? Daha çok mimari, görsel, görselin hayata geçirilmiş hali diyelim. Yani siz hayal edin, biz yapalım sloganımızla. Ne güzel. Sektöre hizmet vermeye devam ediyoruz. Yaptığımız işler bina görselleri, bina dış cepheleri, bunları hayata geçirmek. Bunun dışında kent mobilyaları, oturma grupları, çiçeklik, saksı gibi hizmetler de verebiliyoruz. Ne güzel, o da tamamlıyor. Evet, böyle o da sektörü tamamlıyor. Evet. Güzelleştiriyor. Peki firmanızın en önde gelen rakiplerinizden ayıran özellikleri nelerdir? Burada benim daha doğrusu çekirdekten yetiştirme olmam tabii. Büyük tecrübeler. Bir artı, evet, büyük tecrübeler ve artılar kaydediyor. Burada hem montaja hakim hem imalata hakim olduğumuz için başarıyı getiriyoruz. Ne güzel. Daha nice başarılar olsun inşallah. Sağ olun, teşekkür ederim. Peki geleceğe dair vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Bu işi aslında herkes yapabilir ama eğitim olması lazım. Çekirdekten yetişmesi lazım. Bizim sektördeki eğitim sahada daha farklı oluyor. Farklı oluyor ve daha tecrübeleniyorsun. Hı hı. Ve başarıyı bu şekilde getirebilirsiniz. Evet. Geleceğe dair vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Bu işi daha ileriye taşımak. Şu anda yurt dışına fazla iş yapamıyoruz. Hani bu işin daha iyi ses getirip yurt dışında da işte faaliyet göstermek isteriz. Evet, uluslararası projeler. Uluslararası projeler, evet. Yer almak değil mi? Yer almak, evet. Ülkemizde oldukça gelişiyor aslında inşaat sektöründe. Evet. Umarım siz de uluslararası projelerde görev alırsınız. Sizi en çok ne heyecanlandırır, ne motive eder? Biraz anlatır mısınız? Evet. Şimdi ilk projeye başladığımızda tabii heyecanlanıyoruz. Proje geldiğinde onun çözümleri, görsellerini hazırlamak falan bizi heyecanlandırıyor. Bizi motive eden de projenin sonunda eğer kazası belasız teslim ettiysek ve beğenildiyse ve karşısına geçip de gururla bakabiliyorsak bu bizi motive ediyor. Ne güzel. Çünkü büyük emekler veriliyor, evet. Değil mi? O emeğin karşılığını almak. Emeğimizin karşılığını da aldığımız zaman tabii daha motive oluyoruz. Evet, takdir edilmek. Bu da manevi tabii, bir haz da yaratıyor aynı zamanda. Aynen. Peki iş hayatında karşılaştığınız zorluklar nelerdir? Ya bizim sektörde kalifiye eleman bulmakta biraz zorlanıyoruz. Hı-hı. Tabii ki bizim elemanlarımız genelde sahada öğreniyorlar. O yüzden tecrübesiz eleman alıp sahada öğretip tecrübelendirmeye çalışıyoruz. Bu konuda biraz sıkıntılarımız oluyor, evet. Evet, tahmin ediyorum. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Evet, hedeflerinizin peşinden gidin ve asla pes etmeyin. Kalite her zaman başarıyı getirir. Çok güzel bir mesajdı. Biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız, değil mi? Evet, en kalitelisini. Tabii ki en kalitelisini, en iyisini.
yapacağız. Onun zaten karşılığı alınıyor. Tabii ki. O yüzden aslında maddi odaklı olmak yerine başarı odaklı olmak, işi evet, en aynen, mükemmel kesinlikle, şekilde değil mi yapmak tabii ki. Son derece güzel bir tavsiye oldu. Bugünkü konuğumuz İsel Daş Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Daşdemir'di. Efendim katılımınız, bu güzel ve önemli açıklamalarınız için teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Çok mersi. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.